Gülperi ile Her Şey Burada kanalına hoş geldiniz. Sağlık, huzur, mutluluk sizlerle olsun arkadaşlar. Evinize giren en güzel misafir huzur olsun. Bir de bedeninizden sağlık eksik olmasın. Bu güzel dileklerimi sizlere gönderiyorum. Ve bir de arkadaşlar ben yine kıpır kıpırım. Bugün 500. videomu çekiyorum sizlere. 500. videomda arkadaşlar ne çekeceğim diye düşünürken... Aslında en başında da söylemiştim, daha önceden de söylemiştim. YouTube'a en başından nasıl başladım, neden başladım, YouTube nasıl gidiyor, bana neler kazandırdı veya benden neler kaybetti veya bana neler kaybettirdi. Bunlarla ilgili sizlerle küçük ufak bir sohbet yapacağım. Çünkü ben yeni sayılırım, daha 1,5-2 sene oldu reklam alalı. Ben yine böyle oturarak yapmak istemedim. Dedim ki ayakta şöyle bir sohbet edelim. Hem de bana bir spor olmuş oldu. Spor yapmış gibi kımıldıyorum, koşturuyorum arkadaşlar. YouTube'a arkadaşlar nasıl başladım? Şöyle YouTube'un en başından sonuna kadar yapalım. 500. video. Arkadaşlar şöyle 500. video. Ben böyle 500-500, 300-500-300-500 devam ederim herhalde böyle 500-500 demeye, artık dilim şey olacak, gidecek yani. Neyse arkadaşlar şöyle bir baktım, o 500'ü gene diyecektim. Yani bundan önceki videolarıma en başından şöyle bir göz gezdirdim. Nasıl başlamışım mesela, bir pirinç suyu maskesiyle başlamışım. Ya arkadaşlar şöyle aslında. Ben biliyorsunuz böyle cildimle oynamayı, saçımla oynamayı, video çekmeyi, fotoğraf çekmeyi aslında çok seviyorum. Böyle fırsat buldukça böyle eskiden daha çok çekerdim fotoğraf falan. Her anıma, her şekilime videolardım, böyle fotoğraf çeker bir kenara koyardım. Çok şeyim var böyle, klasörüm çok doludur bilgisayarda. Ben de 20 yaşından sonra başladı bu heves, böyle fotoğraftı, video çekmekti falan. 20 yaşından sonra başladı. Çok böyle hoşuma gidiyor, böyle bir yerden bir yere giderken çekeyim, işte şöyle yapayım, böyle yapayım. YouTube'dan da görüyordum böyle videoları falan, böyle vlog çekenler oluyordu. İşte genelde maske yaparken daha önceden bilenler vardır. Daha önceden çalıştım çünkü güzellik merkezinde. Oradan birazcık şeylerim var, deneyimlerim var diyeyim. Deneyimlerim var ve maske yapmayı, saç bakım yapmayı, cildime bakmayı seviyorum. Kendime bakmayı sevdiğim için de dedim ki ben bir işte YouTube'dan bakıyorum, işte diyelim yüzümde bir akne lekesi çıktı. Hadi benim bildiğimin dışında bir şey var mı diye YouTube'dan bakarken saçlarım dökülüyor falan, işte bir bakayım işte belki daha etkili bir formüller vardır falan diye araştırırken dedim ki ya dedim bunların hepsini ben biliyorum, hatta daha fazlasını biliyorum dedim. Ya ben neden böyle bir video çekmeyeyim dedim. İlk başta dedim ki kendimi göstermeyeyim. Sadece eller gözüksün, konuşayım falan dedim. Sanırım bir videoda öyle oldu. Ondan sonrasında hep gözüktüm. Hep gözüktüm yani. Ama şöyle bir şey var. İlk videomdan işte öyle başladım. İlk videoma işte bir şeyle başladım. Hevesle başladım. Dedim ki maskeler yapacağım, işte saç bakımları yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. O zaman öyle başladım. Telefonum birazcık antikaydı tabii. İlk başlarda işte güzel çekiyordu falan. Sonra birdenbire böyle bozuk çekmeye başladı. Tam ben böyle YouTube'a başladım. Telefonum böyle bulanık çekti. O şekilde yola başladım. Ama şöyle bir şey var. O şekilde başladığım halde hiç hevesim tükenmedi. Sürekli çektim videoları çektim. Şiir çok seviyorum. Şiir yazmayı, okumayı, defterleri doldururum, böyle şiirlerimi yazarım. Aklıma geldikçe bir şey, güzel bir söz gelsin aklıma, hemen onu bir şiir dökerim, şiire dökerim, sayfalara dökerim falan. Neden olmasın dedim, günlük vlog olsun. İşte mesela dedim maske yapayım, hemen arkasından dedim evde ne yapıyorsam onu yapayım. Ya en arkasından dedim türkü söylemeyi çok seviyorum ben. Şarkı söylemeyi seviyorum. Sesim çok kötü olsa da bunları seviyorum. Dedim ki türkü söyleyeyim dedim, hani en sonunda, videolarımın sonunda bir türkü patlatayım şöyle diyordum. Böyle başladım. Böyle başlamışım. Böyle gidiyor. Şiir şöyle bana kattığı en güzel şeylerden biri. Mesela oturma, oturuşum, gülüşüm, insanlarla olan mülakatım. Ondan sonra şiir okuma açısından da
ondan bile geliştirmişim kendimi. Yazma konusunda da bayağı bir geliştirmişim. Yani o günden bugüne bayağı bir ilerleme o yönden bana çok şey YouTube kattı. Bana bayağı güzel şeyler de kattı, güzel arkadaşlıklar kattı. Şöyle parmakla sayabileceğim 15-20 kişi böyle oldu yani hayatımda. Bunlar 15-20 kişinin dışında mesela 3-5 kişiyle rahat görüşebileceğim arkadaşlarım da oldu. İnşallah ileride onlarla böyle kavuşuruz, şey yaparız mesela. Diyelim ki Ankara'da var arkadaşlarımız. Çok görmek istediğim arkadaşlarım Ankara'da var 2-3 tane. Mesela buradan oraya 3 saatlik bir metro bir şeyler yapılıyormuş. 3 saatte hani sabahtan gidip hem oraları gezip hem de arkadaşlarımı görüp gelebilirim mesela. İstanbul'da var. Ondan sonra yani Türkiye'nin dört bir yanında var aslında. Yurt dışında bile var arkadaşlar yani. Gel diyenler var. İşte neden biz sana şey yapalım isteyelim de gel diyenler çok oldu. Hala da var. Hala yazıyorlar buraya gel diye. Sen buraya aitsin diyenler var. Özellikle Yunanistan'dan arkadaşlar var birkaç tane. İlla Yunanistan'a gel diyorlar. Ben Yunanistan'ı çok merak ediyorum aslında. Ama şu anda tabii o taraflara gitme. Şu anda yok yani şu bir koronadır, şudur budur bir şeyler, virüsler bir bitsin. Bir ortam biraz düzelsin. Belki ileride gider görürüz oraları da. Evet böyle samimiyetlikler oldu. Görüşme şeylerimiz oldu. Görüşme konuşmalarımız oluyor arkadaşlarımla. Çok şey kattı. Ondan sonra kelime tarcığı olarak da yani şöyle ben zaten nasıl söylesem. Ya arkadaşlar işte çok şeyi tekrarladığımın farkındayım. İlk baştan sonuna kadar hep izledim. Bazen işte aklıma geliyor ne çektiğim ne söylediğim. Videolarımda neler yaptım. Ve aynı şeyi 10 kere söylediğim aklıma geliyor ve hala aynıyım, hiç değişmedim. Ben genelde doğaçlama patır kütür giriyorum işte bugün yaptığım gibi, aynen şu an yaptığım gibi. Hemen patır kütür girerim ben videolara, yorumlara, konuşmalara. Hatta bazen öyle eskiden birkaç arkadaşım da hep mesajda da yazardı. Yani bir şeyi yazarak işte yapabilirsin, daha rahat edebilirsin diyenler oluyordu. Ya da bir sürü şey söyleyenler oluyordu ama ben yine bildik. Gidiyorum ben öyle kendim değişmedim yani o yönden. Çok şey kattı işte bunları kattı bana. Ondan sonra arkadaşlar sanal alemde de YouTube olsun başka bir şey olsun sanal alemde bile sahte insanların hani her yerde olduğu şöyle söyleyeyim kötü niyetli insanlar nerede olduğu her yerde olduğunu da görmüş olduk yani çoğu kez görmüş oldum. Kimisi işte kötü yorumlar atıyordu, yapıcı yorumlara, yapıcı eleştirilere her zaman açığımdır. Hatta bir tane arkadaşım çok eskiden ilk zamanlarda şiir okumamla alakalı yazı yazmıştı, bana bir öneride bulunmuştu. Ondan sonra ben şiir okumamı değiştirdim, şiir okuma şeklimi değiştirdim. Daha güzel oldu diye düşünüyorum. 23 Nisan okur gibi. Okumuşum çoğu şiirlerime, eski şiirlerime. Yeni şiirlerime daha bir duygusal yaklaşmışım. Daha bir duygusal yaklaşmaya başladım. Daha düşündüm yani doğru söylüyor diye. Bana kattığı şeyler de oluyor bakın bu yorumların. İşte çoğu arkadaşım bana bir sürü öneride bulunuyorlar yorumlarda. Onlar da bana çok şey katıyor. Ben onların dediklerini de yapıyorum. Yapıcı eleştirileri her zaman gönlüm açık, her zaman kafam açık ve o eleştirilere de her zaman şey yapıyorum. Ama benim arkadaşlar biliyor musunuz, videom çok uzun sürerse ben hiç kesme yapmadan böyle yükleyeceğim. Artık başta ne yaptım bilmiyorum, ileri mi gittim, geri mi gittim, orasını bilemeyeceğim. YouTube böyle işte, böyle başladım. İşte dediğim gibi merak ederek birazcık da bilgilerimi sunmak istedim. Günlük vloglar çekeceğim inşallah. Bazı aksilikler oldu. Telefonlar çekmedi, daha kötü çekmeye başladı. Antika telefonu artık YouTube inmiyor. YouTube inmediği için yani YouTube olmuyor artık antika telefon. Ben antika diyorum eski telefonumda. Yani YouTube'u indirip de oraya video yükleyemiyoruz ya da işte oradan herhangi bir şey yapamıyoruz. Mecburen telefonumu değiştirdim. Şimdiki telefonum idare eder, iyi kötü videomu çektiriyor bana. Arkadaşlar işte öyle başladım. Ben bayağı bir şey başlamışım.
böyle acemice başlamışım. Ama aslında acemice de devam ediyorum. Hani ustaca bir şey yaptığım yok hala. Ama olsun, öyle devam ediyorum. İşte dediğim gibi böyle maskeler, viyoklar, türküler, şiirler, öyle başlamışım. Öyle gidiyorum ve hala da aynı şekilde kanalımın adında en başında da Gülperi ile her şeyi burada yaptım. Çünkü her şeyi paylaşmak istiyordum. Sadece maske, cilt bakımı, güzellik üzerine değil de her şeyi paylaşmak istediğim için dedim ki hani bir başlık olsun, hiç değiştirmeyeyim o başlığı. Çünkü çoğu arkadaşlarım mesela isimleri olsun, kanal isimleri olsun, saçımda kanal isimleri olsun, şu olsun, bu olsun, şey olmuş hep, isimleri değişmiş, ben tanıyamıyorum bazen, gelenler oluyor, gidenler oluyor, hani çıkartamıyorum açıkçası bazılarını. Ondan sonra arkadaşlar, o yüzden de ben adımı karar verdim o zaman, ister yükseleyim ister alçalayım fark etmiyor, Gülperi ile her şeyi burada yaptım. Çünkü ben her şeyi paylaşmak istiyorum. Yeri geliyor hayvanlarımı paylaşmak istiyorum. Sadece hayvanlarla, Gülperi'yle hayvanlar olmaz. Gülperi'yle maske veya güzellik olmaz. Her şey burada olsun dedim. Karışsın, bir şekilde öyle yürüsün gitsin dedim. Evet, yavaş adımlarla gidiyorum arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde gitmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, çok hızlı bir ilerleme yok bende. Çünkü eskiden daha çok böyle aktif oluyordum. Bu aralarda 1,5-2 senedir şey yapamıyorum, bilgisayar gitti yani, karanlık çekiyor. Onun bir formatını attırdık mı gene ben aktif olacağım, yine gidip gidip geleceğim herkese de. Yani birazcık şartlardan dolayı birazcık yerimde saydım açıkçası. Ama şöyle söyleyeyim, çok da kötü değil, ilerleme güzel gidiyor. Birinci videom 500 video daha çekince, bu 500 videodan sonra çok güzel bir çekiliş yapmak istiyorum. 500 video olsun. Birinci videomda çekiliş yapacağım arkadaşlar. Ona karar verdim. Bakalım o zamana kadar kim öle, kim kala. Allah sağlık verirse, hayatta kalırsak yapmayı düşünüyorum birinci videomda. Birinci video da çabuk gelecek, onu söyleyeyim. Çünkü ben çok video çekeceğim. Yani neredeyse her gün video yükleyebilirim. O derece video çekmeyi çok istiyorum. Her gün bir vlog çekebilirim. Dışarı çekebilirim. Bundan sonra her gün çekebilirim. Mesela diyeyim, bugün bir şey çekmiyor muyum? Kedilerimi çekelim. Bugün bir şey çekmeyecek miyim? Yani bir içerik gelmedi mi? Güvercinlerimizi çekeceğim. Öyle öyle, ama her gün video yükleyeceğim ki bininci videom olsun ki güzel bir çekiliş yapmak istiyorum o bininci videom olduğu zaman. Ondan sonra böyle arkadaşlar, işte yorumlar işte ya YouTube'dan, işte o zamandan bu zamana böyle geldi. Bugüne kadar böyle nasıl söyleyeyim? Geri geldi spam oldu, geri geldi şu oldu bu oldu. Hep aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. Tekrarlanan içerik oluyor çünkü. Yani o günden bugüne böyle yuvarlanarak geldik. Ben böyle başladım. Nasıl başladığımı söyledim. Nasıl gidiyor? İşte onu da söyledim. Neler düşündüğümü de söylemiş oldum. İşte neler paylaşacağımı. Yine aynen devam edecek. Şiirlerim de devam edecek yine. Şiir okumaya devam edeceğim. Bakalım. Ben şiiri böyle şey okumak istiyorum. Seslendirme değil de işte böyle ayakta sizinle böyle sohbet ederek. Mikrofon aldım arkadaşlar. Daha mikrofonu kullanamadım yani doğru düzgün. Sizlere sunamadım. Böyle gidecek işte. 500. videom böyle. Baştan sona böyle geldi bu zamana kadar. YouTube'un bana kattığı değerleri de söyledim size. İşte güzel şeyler de katıyor arkadaşlar. Yani o yüzden ben YouTube'un platformunu seviyorum. Yani İnsan böyle seviyeli bir yer, daha doğrusu böyle hani güzel içerikler üretebiliyorsunuz, sizlere güzel şeyler sunuyor, içerikler bile sunuyor size. İşte mesela YouTube stüdyoya bazen geliyor maillere geliyor bazen, hani size özel fikirler diye stüdyoda hemen kenarda yazar size özel fikirler diye. Açıyorsunuz, içerik üreticileri, çok yüksek olan içerik üreticileri konuşuyor orada, neler yapabilirsinizden bahsediyor. İşte o gün bir olay mı oldu, ondan sohbet bile etseniz o bir içerik oluyor. İşte bakkala gidin, markete gidin. Yani hepsi bir içerik oluyor aslında. Yürüyüşe çıkarken çekebilirsiniz güzel bir doğa ortamında. Yani orada özel fikirler bize veriyor. Yani YouTube bize o kadar çok şey katıyor. Yani içerik konusunda da yardımcı oluyor aslında. Böyle arkadaşlar, 500. videomda böyle çekim dedim. Yine ben yerimde duramıyorum. Ev tamiri işte idare eder, bitti bitecek o inşallah.
Az kaldı, çok az kaldı. Ama bitti sayılır diyeyim ben daha doğrusu. Böyle zamanımız böyle geçiyor işte. Biliyorsunuz korona geçti. Daha da bitmedi aslında da. Herkes yine maskesiz falan dolaşıyor ama yine bir tedirginlik var. Tamamen sıfır olmadı. İnsan hiç de rahat etmiyor. İşte böyle virüsler işte şeyler meyler deyince tam zaten kanalı açıldı. Açıldıktan sonra şey çıktı. Korona çıktı. Ondan sonra bayağı bir şey geçti. Nasıl söylesem. Bayağı bir böyle hareketli geçti aslında o aralarda. Bir yere de çıkamıyordum falan filan. Bir şey yapamıyordum. Evin içinde. Yani ben gene şanslıydım, güvercinlerimiz var. Çıkıyordum. Kedilerimiz var. Çıkıyordum, onlarla ilgileniyordum. Zaman geçiyordu. Çok çabuk akşam oluyor. Sevimli dostlarımızla ilgilenince. Yani onlara bile laf edenler olmuştu. İşte şort çekiyorsun, koyuyorsun ya bir şey koyuyorsun, nerede yemek var diyenler oldu. Yani bir sürü insanlar, çeşit çeşit insanlar her yerde var arkadaşlar. Sanal alemde de var, gerçek hayatta da var. Her yerde maalesef karşılaşıyoruz. Bugün 5. video. Ben de dedim ki, ay dedim konuşmam yarım saati falan alır ama yarım saatten erken oldu. Bir 15 dakika falan, 16 dakika falan olmuştur yazıyor. 16 dakika falan olmuş. Yani uzun uzun bir şey anlatmaya gerek kalmadı. Zaten YouTube deneyimlerim adlı bir oynatma listem var. YouTube deneyimlerimle ilgili. Orada çok güzel sizlere bilgiler hep vermişim videolarda. Şimdi aynı şeyi tekrarlamak istemiyorum. Oradan YouTube'da oynatma listelerinden YouTube deneyimlerim adlı listeyi açarsanız oradan bayağı bir bilgilerim de var. Orada sizlere sundum. Oradan merak ettiğiniz bir konu varsa açıp bakabilirsiniz, dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle işte 500. video. dedim ki Allah Allah. Ya geçenlerde öyle bir şeyime girdim, kanalıma girdim. Dedim ki Allah Allah dedim. 498 yazıyor dedim. 498, Allah Allah dedim. 498. videoyu çekmişim dedim. Shortlar, canlı yayınlar hepsi karışık tabii ki de. Ama ben şey oldum böyle, hani 499. videoda dedim ne çeksem acaba? Hemen aklıma tabii yüzümdeki alerjiden kaynaklı elma sirkesi deneyimimi paylaştım. Ve orada da zaten dedim 500. video bakalım ne olacak diye. İyi, bu sohbet de iyi olmuş oldu sizler için. Evet, böyle başladı. Böyle de devam ediyor. İnşallah da sizlerle böyle yaşlanacağım inşallah. Sizin karşınızda inşallah böyle bütün her güzel anımı, iyi ya da kötü her şeyimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim inşallah. Allah sağlık verirse sizlerle hep birlikte olacağım inşallah. Öyle temenni ediyorum. Çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel dostluklar edindim. Buna da çok mutlu oluyorum. İsimlerini saymakla bitmez. Şimdi unuttuğum olur, unutmadığım olur. O yüzden onlar kendilerini biliyor. Çoğuna canım derim zaten. Canım arkadaşım derim. Bana böyle nasıl söyleyeyim, değerli arkadaşlarım çok oldu. Tabii mesafeli arkadaşlarımız da var ama onlar da çok değerli benim için. Herkes benim için çok değerli. Bana gelip yorum atan, izleyen, abone olan herkes benim için çok değerliler. Öyle başından sonuna böyle işte birbirimize destek olarak işte 4000 saat tamamlayarak, 1000 abone olarak böyle bayağı bir uğraşlar, çabalar yapmıştık o zamanlar. Çok uğraştırıyor. Bu saat anlamı çok uğraştırıyordu bizi. Ama bir şekilde aşıyorsunuz arkadaşlar. Kriterleri de tamamladıktan sonra da tabii kanalımız açılıyor. Şöyle söyleyeyim, çok bir şey kazanılıyor mu? Çok fazla bir şey tabii ki de ilk zamanlarda kazanılmıyor. Ben şu anda mesela çok fazla bir şey kazanılmıyor. Ama böyle 5 sene, 6 sene, 7 sene sonra aboneniz yükseldikçe, işte içerikleriniz de takip edildikçe evladiyelik oluyor çoğu içerik zaten. Hani şimdi mesela diyelim ben bir paylaşım yaptım. Şimdi çok kişi aramaz belki ama belki 2 sene sonra, belki 1 sene sonra çok kişi arar onu. O bir öne çıkar. Hani bir sürü şeyler var arkadaşlar. O yüzden böyle dediğim gibi yeni olduğumuz için öyle. Yani birazcık sabır işi gerektiriyor YouTube. Hemen aman hemen yükselelim diye bir şey yok. Tabii bazı arkadaşlarımız bir senede, iki senede yükselmiştir. Veya işte çoğu tanıdığım arkadaşlarım 5-6 sene sonra çok güzel yerlere geldi. Hani görüntüleme
açısından bayağı bir görüntüleniyorlar, bayağı bir izleniyorlar. Ben de bazılarını çok severek, beğenerek ben bile izliyorum. Yani izletiyorlar kendilerine, vlog çekerek, gerek bir yere giderek. Yorum atmasam da bazen böyle merakımdan izliyorum, bakıyorum. Bazen yorum atmadan geçiyorum. Destek olduğum tabii ki de böyle yardım, mesela Burcu var. Avustralyalı Burcu arkadaşımız var. Mesela onun kanalı yardım kanalı olduğu için bazen onun listelerini öylesine açıyorum. Hani yorum atmıyorum bazen. Geçenlerde yine izlemiştim. Ona yorum atmamıştım. Yani yorum atmadan bazen gidiyorum. Kendi kanalımdan detaylı olarak izleyip yorum atıyorum. Başka yerlerden, başka şeylerde işte oynatma listelerini oynatıyorum onu. Çünkü yardım kanalı. O öyle yardım kanallarını çoğuna bakıyorum böyle işte ihtiyacı olan arkadaşlarımız varsa bakıyorum. Onları öylesine izliyorum ama hiçbir zaman yorum atmıyorum. Atmayacağım. Bazıların isimlerini de söylemeyeceğim. Öylesine izlediğim arkadaşlarım var. Bilgisayarda iki kişi izlenirken üçü, dördü, beşi ekliyorum ben. Katabildiğim kadar katmaya çalışıyorum onlara. İşte 3-5 katmak istiyorum. Haberleri olmasa da olur, önemli. Önemli olan benim yaptığım iyilik gitsin. O bana yetiyor. Ama Burcu'mu her zaman söylediğim için söylüyorum. Siz de onu izleyin yani. Tam bir yardım kanalı. Gerçekten çok güzel şeyler yapıyorlar. Çok iyi işler yapıyorlar ailece. İşte böyle arkadaşlar, 500. videomda böyle bir sohbet oldu. Ama size söyleyeyim, 1000. videom çabuk gelecek. Ben biliyorum, günde bir tane video atsam, yani bazen iki tane atarım, bazen shorts atarım, 3-5, 3-5, 3-5, hani bakarsınız erkenden 1000. video olur. Takipte kalın. Sizlerle böyle güzel şeyler yapmak istiyorum. Çekilişler yapmak istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum ama 1000. videomda. Sizlere buradan kocaman öpüyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız ve ömür boyu hep hayatımda kalın, hep benimle kalın, olur mu? Sizleri buradan kocaman öpüyorum. İyi ki varsınız.